Afrika'nın kalbinde hayvanların kralı tacını paylaşmak zorunda. Nehir onların savaş alanı. Bu aslanlar ve su aygırları arasında bir bölge savaşı. En büyük iki katil, iki güç karşı karşıya. Küçük bir yavru devlerin arasındaki bu savaşın ortasında kalıyor. Suları azalan bir nehrin kıyılarında iki ölümcül gücün karşılaştığı işte bu yerde sarı bir drama yaşanıyor. Üstünlük savaşı, aslan su aygırına karşı. Luangwa Nehri, Afrika'nın kalbine hayat veren büyük bir nehir. Büyük Rift Vadisi'nin güneyine düşen yağışlar, bu can damarının tüm sene akışını sağlıyor. Yağışlı mevsimde yaşam rahat. Bu nehirde dünyanın diğer her yeri daha fazla su aygırı yaşıyor. Aslan ailesi için yağmur mevsimi en büyük lük getiriyor. Uyku. Yalnız bir sürü erkek sürüsünü koruyor. Bu büyük bir de 5 dişi ve gedenenin yavruları var. Daha dişlerinden biri yavru bekliyor. Zambiya'nın Güney Luangwa Milli Parkı'nda yıllık bir bebek palması yaşanıyor. Nehirde su aygırları 800 kilometrelik bir alana yayılıyor. Hava sıcak oldu, tıpkı aslanlar gibi dinleniyor. Geceleri otlamak üzere yiye çıkıyorlar. Şimdi herkesin güç topla zamanı. Değişim kapıda. Rahat günler sona ermek üzere. Su aygırları için bu dünyalarını kaybetmeye diyor. Yepyeni tehlikelerle karşıyalar. Nehrin yukarısında ve aşağısında su aygırı derin havuzlar bulmaya çalışıyor. Aslında ideal bir nokta var. Tabii aslanları göde edebilirseniz. Sıcağı hissen ve strese giren su aygırları oraya gör. Ve kısa sürede 50'den fazla su aygırı birikiyor. Fakat bu havuzun bir sahibi var. Baskın su aygırı, yani suyun kendisi. Yeni gelenler sizce içeri giriyor. Lider erkek kendisine rakip gördüğü her şeye saldırıdır. Su aygırları çok güçlü ve tehlikeli. Aslanlardan daha fazla insan öldürürler. Kıyıdaki otların arasına saklanan bir dişi aslanın bir erkek, bir dişi, iki yavru ve 4 haftalıklar. Birkaç günde bir gizlenme yerlerini değiştiriyor. Yavruların salması çok önemli. Babunlar bile yerini ele verebilir. Dikkatli olmalı. Doğum yapmak üzere sürüsünden ayrılmıştı. O zamandan beri onlardan ayrı. Yavrular sürüye yetişemez, açık alanda savunmasızdır. Babunların çağrılarının yerini belli ettiğini hissediyor. Bir su aygırı.
Buradaki kavgayı kazanabilir, şu araziyi tanıyor. Seyirciler hızla oradan ayrılıyor. İki rakip birbirini görmezden gelmiş gibi davranıyorlar ama bu tamamen bir olasılıkları tartıyorlar. Yavrular ayak altında kalabilir. Su aygırları ilk savaşı kazanıyor. Devlere bir puan. Yavrular onunla yer değiştirebilecek kadar büyük. Onu nehre götürüyor. Burası savaş alanının kalbi. Yaşam burada yoğunlaşıyor. Ve Afrika'nın en değerli yavruları bazıları burada yaşıyor. Bir anne su aygırı tıpkı dişi aslanlar gibi yavrusunu yaşamasına korur. Sudaki yavruların ve kıyıdaki yavruların öğrenmesi gereken çok var. Şimdi avlanma içgüdüsüne sahip ve homurdanan su aygırlarından korkuyor. Dişi aslan ve yavruları bu gece yaklanacak yeni bir yer bulmak durumunda. Anne su aygırları ise suyun korunmasını tercih ediyorlar. Yavrular diğer yavrularla bir araya gelerek arkadaş edinip oyun oynuyor. Baskın erkek onları yavrulardan koruyor. Ancak bir kavganın ortasında kalma riski var. Az önce bir saldırgan erkek geldi. Suyun kendisi hemen yanıt veriyor. Her kim kazanırsa nehri ve düzinelerce dişiyi kontrol edecek. Her biri bir aslanın iki katı büyüklüğünde. Ve iki kat saldırgan biliyorlar. Kazanmak demek bir hanedan kurma satı. Yeni nesil yavruna sahip olmak demek. Yaralanma riski yüksek. Kaybedenler hızla geriliyor. Fakat mevsim ilerledikçe kavgalar daha da ölümcül oluyor. Kafasını kaldıran yaşlı boğa yabancı üzerindeki baskınlığını gösteriyor. Yabancı o kenarına doğru geri geri gidiyor. Testosteron yüklü ve en tehlikeli halinde. Aslan sürüsü akşamüstlerini nehirde geçiriyorlar. Nehrin bu kıyısını kendi krallıkları olarak görüyorlar. Akşam olduğunda bile hormon yüklü bekar erkek hala kavga arıyor. Sinirli su aygırı sinirinin bir kısmını aslanlardan çıkarıyor. Dişi aslanlar dörde bir bile iş zor olduğunu biliyorlar. Belki de ruh halini fark edip bu kavga etmek istemediler. Fakat onun öfkesini küçümsediler. Diğer kedileri bir kere daha yendi. 2-0. Bu karşılaşmalar blöf ve güç gösterisi içerisinde. Aslanlar ve su aygırları oyunu oynayarak büyüdüler. Yeteneğinin yavruları kuralları ve riskleri öğreniyor. Karşı kıyıda daha büyük bir tehlike var. Luangwa Nehri, Sefu sürüsünün sınırında. Diğer taraf iki erkek şahit. Şimdiden karşı kıyıdaki üç rakibi ve yavrularını öldürmüşler. Su aygırlarımız tarafından korunan nehir olmasa sürümüz ciddi bir tehlikede olurdu. Her gün su seviyesi düşüyor.
Nehir yarımın odağı olurken sürü kıyıda daha fazla zaman geçirmeye başlıyor. Toprak kuruyor ve koala sürüleri akın ediyor. Deva bufalo sürüleri su içmek için nehrin karşı kıyısına geliyor. Aslanlar için yanlıştalar. Yani tehlikeli bölgedeler. Fırsatın kokusunu alıyorlar fakat 100 metre genişliğindeki Luangwa Nehri büyük bir engel. Yemek ellerinden kaçıyor. Aslanlar tehlikenin farkında. Ancak yaşamın sunduğu tüm fırsatı değerlendirmeliler. Sürü otlak arayarak buna devam edecek. Bir karar veriyorlar. Başka bir dünyaya geçecekler ve hepsi ben geri dönemeyebilir. Su aygırları nehirleri uyuyacaktır. Ve tek sorun onlar değil. Su aygırları panik kaçıyorlar. Sürünün cesareti kafalarını karıştırarak gerilmelerine neden oldu. Kediler için bu büyük zafer. Timsahlar bile uzanıyor. Bir yavru heyecanlanıyor ama işte oyun oynama zamanı değil. Annesi risklerin kında. Kuyruğunun ucunu bir timsaha kaptı. Karşı taraf düşman bölgesi olabilir. Ancak şu an tek önemsedikleri bufalo sürüsü. Av zamanı. Bufalo avlamak yeteneğe cesaret gerektirir. Hipopotam yağına karşılık bufaloların dişlerine karşılık da boynuzları vardır. Saatlerce nehirde sürüyü çevreleyerek iki farklı açıdan saldırmaya çalışıyorlar. Sonunda hamlelerini yapıyor. Bufalolar bir saldırıyla hemen yanıt veriyor. Bu dünyada cesaret de güç kadar önemli. Aslanlar hemen geri çekiliyor. Karşıya geçmek üzere nehre doğru gidiyorlar. Bufalolara geldikten sonra su aygırlarıyla karşılaşmaya daha da gönülsüzler. Nehrin yanlış tarafında sıkışıp kaldılar. Karşı kıyıda yavrular evlerinde kalarak daha şanslı çıktı. Anneleri gece küçük antilop bir pukaladı. De ilk kez et tadacaklar. Küçük erkeğin kafası leşin içinde. Kız kardeşi ise gelip oyun oynamayı bekliyor. Yavrular farklı karakterlere sahip. O tipik bir erkek. Cesur ve güçlü. Oyunlarında o daima aslanı, kız kardeşi antilopu oynuyor. Tuhaf yanı, avlanma işinin çoğu yetişkin dişiler gerçekleştirir. Anneleri aniden uyarı amacıyla kükrüyor. Yalnız değiller. Bilinmedik bir yalnız dişi dışından bir aslan iyice muhtaç. Yavrular ne yapacağını bilemiyor. Ve yalnız dişi saldırıya başlıyor. Fakat anne geri çekilmeyi reddediyor. Yavrularına süt sağlamak için her bir yiyecek parçasına ihtiyacı. Kısa süreliğine avı paylaşıyorlar. Ve yavrular birbirlerini teselli ediyor. Fakat kısa bir süre sonra yiyecek kavgası bir iştirmeceye dönüşüyor. Yavrular için bu dünya korkutucu ve imkansız seçimlerle dolu görünüyor. Anne avını bırakmaya karar verdi. Yavrularını güvene almak daha önemli.
Emzik bir anne için yarım puku yeter değil. Yavrudan dişanı daha gergin. Her ses takıyor. Deri onları yeni bir saklanma yerine örüyor. Yeniden avlanmak zorunda. Yavrular yalnız başına savunmasızlar. Leoparlar ve tırtlanlar gizli yavruları ararlar. Ve yakınlarda bu kadar da tehlikeli su aygırı varken şartlar hiç iyi değil. Onları bırakmak kolay olmuyor. Nehrin ilerisinde yeni doğmuş bir su aygırı kreşe katılıyor. Anneleri yeni gelenleri gözlüyor. Nehir kurudukça daha fazla su aygırı geliyor. Yeni gelenler tehlikeli bir kargaşa yaratıyorlar. Her annenin bazı suları vardır. An sürüsü hala nehrin yanlış tarafında. Bir bufalo çaresizlikle bağırıyor. Çamurlu kıyılar ağır bufaloları bir ölüm tuzağıdır ve buradaki de gömülmüş. Timsah geri çekiliyor. Bufalo hala tikeli. Kendisini boynuzlarıyla savunacaktır. Ve arkadan saldırmak da hiç kolay değil. Gençler de aynı sonuca varıyor. Öldürmek kolay değil. Hala çok tehlikeli. Sürünün bir seçeneği kalıyor. Ölmesini beklemek. Gece kaçınılmaz olan gerçekliği. Şafaktan önce onu sudan çekip çıkardılar. Ama timsah henüz pes etmedi. Aslanlar diğer bizi kovalıyorlar. Sürü yediklerini sindirmek üzere geri çekilince yemeğe akbabalar atılıyor. Yavrulardan biri karnı tutmasına rağmen leşi savunmaya çalışıyor. Geçen yıl doğan bir yavru insan standlarında bir genç sayılır. Ne zaman cesur olup ne zaman pesirini öğrenme aşamasındadır. Akbabaları birkaç kez kovaladıktan sonra buna değmeyeceğine karar veriyor. Bu sırada dişi aslan akbabaları gördü ve sürüsünün nehrin diğer tarafında olduğunu işte o an fark etti. Hem de bir avla. Yavrunu iki gündür besleyemedi. Açlık kararlarını etkiliyor. Su aygırları onu kısa sürede fark ederek alarm veriyor. Yiyecek ve ailesini görme umudu ona cesaret veriyor. Onları uyararak ciddi olduğunu gösterecek. Devler ikinci kez geri çekiliyor. Skor şimdi eşitlendi. Anne sürüsünü selamlıyor. Doğum yapmak üzere ayrılalım 2 ay oldu.
leşe yöneliyor. Geç kaldı. Akbabalar yemeği bitirdi bile. Aç ve çaresiz bir hal büyük bir hata yapıyor. Kendi başına avına çıkıyor. Hem nehrin yanlış tarafında. İki kilometre ileride bir impa kayaların arasında yer alıyor. İmpala geldiğini bilemedi. Sonunda bir av yakaladı. Fakat yavruları nehrin diğer tarafında ve şu anda başkalarının av bölgesinde bulunuyor. Bölge sahibi iki erkek onu izliyor. Yabancıları öldürmekte hiç tereddüt etmiyorlar. Sadece hırpalanarak kurtulduğu için şanslı. Erkek onu nehre dek takip ediyor. Seçim şansı yok. Yüzmek zorunda. Timsah onu neredeyse yakalıyordu. Bölgedeki su aygırı yaşananlara karışmadan izliyorlar. İki erkek neyi geçip onun peşinden gidebilirler ama gereken dersi verdiler. Dişi bölgesine geri dönüyor ve derhal yavruları bıraktığı yere gidiyor. Orada değiller. Onlara seniyor ama yanıt yok. Tek yapabileceği şey aramaya devam etmek. Tüm gece başarısız bir şekilde aramalarına devam etti. Bu dişi. Ancak erkek kardeşin bir iz yok. Onu yalnız bulmak kötü haber. Aramaya devam ediyor ama boşuna. Hiçbir yerde yok. Her yerde açlık ve gerginlik gezdiğinden yavruların yaşamı pamuk ipliğine alı. Su aygırları gün geceki beslenmelerinin ardından daha geri dönmeye başlıyor. Daha uzaklaşmak zorunda kalıyorlar. Nehrin kilometre aşağısındaki sürü için sahillerine yapılan böyle bir istila ciddi bir tehdit. Su aygırları saldırıya gelmek zorunda. Bu kimin söz sahibi olduğuyla alı.
Aslanlar mı yoksa neler mi? Karşı karşıya, göz göze geliyorlar. Birbirlerini görmezden gelebilir fakat birbirlerine kimin patron olduğunu anlamak ister gibiler. Su aygırını koruyor ve dişi aslana kendisine saldırması için meydan okuyor. Belki de su aygırı için küçük psikolojik zafer. Aslanlar nehre hakim. Er ya da geç herkes su içmeye gelmek zorunda. Yılın bu zamanı nehir bolca avlanma fırsatı sunuyor. Fakat açık bir alana avlanmak hiç de kolay değil. Su kurarak avlanan bir avcının sakacağı yer yok. Aslanlar bu ne bekliyorlar. Buna dayanabiliriz. Şimdi bir fırsat var. Sıcağın sağladığı muflaj. Fakat palalar tetikte ve aslan orada olduğunu biliyorlar. Su ayları da yavaş yavaş aslanlara aşıyor. Belki de bu aygırını sürünün bu kadar yakınken şey meraktır. Belki onlardan korkmayı öğrenmemiştir. Masumiyeti ölümcül olabilir. Ev iyi bir ders alıyor. Bu ders pençe izleri iyileştikten çok sonra bile onunla kalacak. Çok sayıda su aygırında iyileyici savaş yaraları var. Luangwa akmaya devam ediyor ve su aygırları bir şekilde yeterince yiyip buluyor. Bekar erkek bir kez daha baskın su aygırına meydan okuyor. Suyun efendisi güç gösterisi yapıyor. Dışkı sıçratmak patron demek. Çene çarpmaksa ben iken olmaz demek. Yavrular meraklı. İzlemek üzere toplanıyor. Fakat bu tehlikeli bir ders. Bölge sahibi erkeğin avantajı var. Ancak rakibi ondan çok daha güçlü. Bir saatten uzun süre savaşıyorlar. Sonunda ev sahibi boğa savaşı kazanıyor. Fakat yavrulardan bir arada kaldı. Annesi yavrusunu savaş iki devden koruyamadı. Genelde en yükseli en küçükler ödüyor. Bu sefer tek kazananlar aslanlar oldu.
Bir sabah su aygırları otlamaktan dönerken anne aslan da sürüsüne dönüyor. Ve yanında dişi yavrusunu getiriyor. Herkesi tanımak zaman alacak. Bile bu sabah pek cana yakın değil. Tanışılacak akrabalar var. Ve onlarla tanışma vakti. Erkek kardeşi kaybolduğu için kendi yaşında başka yavru kalmadı. Dişi aslanlar rahatlamaya çalışıyor olabilir. Ama bir yaşındaki yardan biri rahat durmuyor. Büyük erkek ve küçük dişi yavru büyük olasılıkla akraba. Tuhaf görünüşlü bit oluyorlar. Kimse onların uzaklaştığını fark etmiyor. Keşfedecek kocaman bir dünya var. Yavrular ortalığı hareketlendiriyor fakat tehdit yaratamayacak kadar küçükler. Ağaçların altına yerleşiyorlar. Daha nazik devlerden olan bir sürü bekliyor. Antiloplar ve fille tanışmalarının ardından biraz şeker yapmaya hazır. Sürüsüne geri dönen dişi aslan uyandı ancak kayıp aslanları fark etmiyor. O daha çok bir fırsatla ilgileniyor. Afrika'nın en güçlü antiloplarından biri olan erkek kudulardan oluşan bir sürü. Sürünün geri kalanı avda ona katılıyor. İkinci bir dişi aslan su yoluna eriyor. Kudulara görülmeden inmeye çalışıyor. Tuzağı yavaş yavaş kuruyorlar. İmpalalar alarm veriyorlar ve kudular ana saldığı hemen fark ediyor. Aslanlar hedefe kilmiş durumda. Sürünün geri kalanı da ziyafet atılıyor. Kimse ortalıktan kaybolan iki genç fark etmiyor. Yavrular uyandığında sürüyü kaybettiklerini fark ediyorlar. Birilerinin yanısı ümidiyle erkek yavru sevmeye başlıyor. Çok karanlık olmadan sürüyü bul gerek. Ve su aygırları beslenmeye çıkmadan. Ama çok geç. Belki de büyük yavru küçük olanı koru içgüdüsüne sahip. Çok surca bir şey yapmak üzere. Hmm.
Minik bir aslan bir devi kovaladı. Bu beklenmedi Fer. Aslanlar gerçekten sosyal tek kedilerdir. Yani birbirlerini hep kollarlar. İki genç aslan nehre ulaşıyor. Sürünün ortaya çıkmasını beklemek en iyi yer burası. Sekiz aydır yağan ilk yağmurlar. Fakat bu durum yavrulara yardımcı olmuyor. Yağmur izlerini ve kokularını ortadan kaldıracak. Her ikisi de av yakalayamayacak kadar küçük. Aç kalacaklar. Tabii su aygırlarının ya da büyük yırtıcıların onları daha önce bulması büyük bir olasılık. Tanımadıkları Bikrem'e. Nehrin diğer tarafındaki göçebeler. Erkekler yavruları fark ederse onları neredeyse kesinlikle öldürürler. Erkek aslanlar tanımadıkları tüm yavruları öldürürler. Fakat bugün yavruların beklenmedik bir müddeti var. Su aygırları onları kovalıyor. Yavrular güvende. Bu hiç beklenmedik bir olay ve yavrular gerçekten de çok şanslılar. Aslanlar su aygırları arasındaki bir bölge kavgası döneminde devler iki genç aslanın yaşamını kurtarmış olabilir. Gün doğduğunda hala yalnızlar. Bir başka çağrı. Bu sefer tanıdık. Küçük yavrunun nesi. Onları sürüye geri götür. Sekiz kurak mevsimin ardından yağmur araziyi değiştiriyor. Sürü yeniden tamamlandı. Yavru sonunda kahvaltını alıyor. Büyük yavru diğer bir yaşındaki yavrulara katılır. Her ikisi de kurak mevsimi atlattı. Her iki tarafta da liderlerin kavgası, annelerin yavrularını kaybettiği bir mevsim oldu. Çok sayıda kayıp verildi. Krallıklar karşı karşıya geldiği yerde çatışmalar çıktı. Hayvanlar değişti, savaşlar da yarandı ve şimdi hepsi de kendi oluyor. Aslanlarla devler arasındaki bölge savaşı sona erdi. En azından geleceğine dek. Yeşil mevsimin gelişiyle yağmurlar ölüye dair tüm izleri yıkayıp vadiye yeni bir yaşam getirecek. Sürüler büyüyerek yeni aileler oluşacak. Yeni mevsim dikkatli bir huzur getirecek.
Burada şimdilik barış ilan edildi. Fakat savaş çok uzak değildi.